Sanatçı ve sanat yapıtı. Sayfa yeniliyoruz. Şimdi sanatçı ve sanat yapıtı konusu arkadaşlar bizim aslında her fırsatta aslında dile getirdiğimiz, üstüne konuştuğumuz bir mesele. Yani sanatçının ne olduğunu, kim olduğunu ilk kez duymuyoruz. En azından sanat kavramlarında biz bu kavramları enine boyuna tartışmıştık. Ama bir kez de burada ele almaktan fayda gördük. Çok kısa, buradan altı çizilecek bir iki noktayı ben bildirerek geçeceğim. Sanat olgusunu üç unsur meydana getiriyor. Birisi bunlardan, birisi sanatçı, birisi sanat yapıtı, birisi de izleyici. Burada ona vurgu yapmışız. Sanat eseri ve sanat eserini izleyen, alımlayan tüketici, sanat eserini meydana getiren kişilere sanatçı, sanat eserini eserine estetik obje, sanat eseriyle estetik ilgi kuran kişiye de estetik süje denilir. Demek ki bizim için sanat objesi, sanat yapıtı bir estetik objedir. Sanatçı estetik bir süjedir, estetik bir kişiliktir. Ve estetik objeyle ilgi kuran izleyici de alınlayıcı, o da estetik bir süjedir. Sanatçıyı diğer insanlardan ayıran onun kişiliğidir. Doğru mudur arkadaşlar? Mutlaka. Herkesin kişiliğine birbirinden ayıran özellikler var. Ama sanatçının kişiliği diğer bütün kişiliklerden biraz daha farklı bir takım özellikler gösteriyor. Onun hayal kurma gücü, bu kişiliğini, yani farklı kişiliği yaratan unsurlar neler? Hayal kurma gücü. Sanatçı kişilik hayal kurar. Hayal kurabilir. Alabildiğini hayal kurar. Duyarlılık sahibidir. Duyarlılığı vardır. Olaylara, nesnelere, kişilere, ortamlara, kavramlara, çevresinde olup biten her şeye karşı bir duyarlılığı vardır. Öyle hani kim kime dumduma durumları yoktur yani. Öyle ensesi kalın değildir. Biraz derisi soyulmuş bir adam gibidir aslında sanatçı. Biraz öyle düşünmekte fayda var. Yani toz konsa üstüne o acı çeker. Öyle hayal edelim bir parça. Duyarlılık dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Kurma gücü sanatçının temel özelliklerinden biri. Bunu bir böyle bilmemiz lazım. Sen eğer yarın öğretmen olduğunda işte mesele bu. Baktın ki senin çocuk hayal, güzel hayaller kuruyor. Hayal kurma gücüsü fazla. Demek ki bunda bir takım ne var? Güzel sanatlarla ilgili emareler var. Bu çocukta bir sanatsal altyapı var. Belki doğuştan getirdiği bir özelliktir. Baktın ki çocuk fazla çevresine ilgili duyarlı olaylara, nesnelere karşı. Ha, diyeceksin ki bu çocuk o zaman nedir? Güzel sanatlara yönlendirilmeye uygun bir çocuk. Yani şimdi biz bu estetik dersini alıyoruz arkadaşlar. Biraz da kendimize yontalım. Yani Nalıncı Keseri gibi hep felsefe, hep estetik gitmeyelim. Bu estetik ve sanat felsefesinden sanat eğitimi adına ne çıkartabiliriz? Buradan nasıl yararlanabiliriz? Bunun da yeri geldikçe ben böyle göndermeler yapacağım. Ona da dikkat kesilelim. Yani bu saydığımız özellikler insanın gökten zeminle inmiyor. Ta çocukluğundan beri çevresinde içinde yaşadığı büyüdüğü genetik çevreden, sosyal çevreden, efendim ekonomik çevreden, işte doğal çevreden yetişmiş o insanın özelliklerinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla demek ki hayal kurma gücü, duyarlılık, duygululuk. Hem duyarlılık var hem de duygululuk var. Duygululuk mesela dediğimiz zaman ne anlaşılıyor buradan? Olaylara, nesnelere karşı yakın davranması, onlarla yabancılaşmaması, onlara kötü muamele etmemesi aslında. Yani onlarla bir sevgi bağı kurması aslında. Duygululuk budur. Yani ben seni seviyorsam sana kötülük edemem. Seni kollarım, seni kayırırım. Başına kötü bir şey gelmesine engel olur. Duygululuğu biraz da bu anlamda almak lazım. Çağrışım zenginliği. Bakın sanatçıyı sanatçı yapan temel özellikleri sayıyoruz aslında. Çağrışım zenginliği. Yani bir kavram, bir olay, bir nesne, bir ortamla ilgili onun içinde bulunduğu zaman orada yaratıcı çözümler üretebilecek, kendi bildiklerinden, gördüklerinden hareketle bir şeyi bir şeye çatarak yeni bir şey ortaya koyma gücü. Şimdi sen işte yarın öğretmen oldun, baktın. Bütün insanlarda bu özellik yoktur. Herkes böyle değildir. Az ya da çok böyledir. Yani bazıları teknik anlamda, bazıları sözel anlamda, bazıları rasyonel anlamda,
Bazıları uygulama düzeyinde el becerisi olarak, bazıları bedensel ritmik anlamda bizim karşımıza çıkabilirler. Fevkalade iyi durumda. Ama bunların hepsi bu saydığımız tipik özelliklerini aynı biçimde, aynı derecede icra edemeyebilirler. İşte bizim görevlerimizden biri de bu noktalarda, yani duygulu olan, duyarlı olan, hayal kurma gücü olan, efendim çağrışım zenginliği olan çocukları, bak bir de ne var? Gerilim sürekliliği ve sabır. Gerilim sürekliliği ve sabır. Bu saydığımız maddeler sanatçıyı sanatçı yapıyor. Sen yarın öğretmen oldun. Bunun emarelerini, işaretlerini gördüğün çocukların da yarın iyi birer sanatçı olarak bu topluma hizmet edebileceğini düşünerek sen onlar üzerinde ne yapacaksın? Bir sanat eğitimci olarak özel çalışma yapacaksın. Onların güzel sanatlara yönlendirilmesinde çaba sarf edeceksin. Şimdi bakın, estetik dersinde sanatçı nedir bahsinde? Eğitim adına böyle bir sondaj yapıyoruz. Bu bizim için kıymetli bir bilgi. Arkadaşlar, her dersi siz öğretmenlik mesleği içerisinde istifade edeceğiniz biçimde, tarzda yorumlayarak almanız gerekir. Yani biz burada elbette felsefenin, estetiğin, sanat felsefesinin, sanatçının, sanat yapının ne olduğunu elbette tartışacağız, konuşacağız. Ama bir yandan da yarın öğretmen olarak gittiğimizde bu bilgileri ya ben pratikte nasıl kullanacağım kardeşim? Tamam, sanatçıyı öğrendim. Sanatçının özelliklerini biliyorum. Bu kuru kuru böyle bir rafta kalacak mı defterde? Yoksa ben bunu tedavüle sokacak mıyım? Hayata sokacak mıyım? Böyle insanlara bir avcı gibi, ha bu tamam, bak bu özellikleri gösteriyor bu öğrencim. Bak şu bedensel özellikleri gösteriyor. Bak bu sözel, bu sayısal özellikleri gösteriyor. O yönlerine destek yapacak, vurgu yapacak, gelişmelerini sağlayacak etkinliklerde bulunacak mı gözüyle bakmak lazım bir parça. Şimdi bu zili ben çalıyorum size arkadaşlar ve ben de programın müfredatımı ona göre yapmaya gayret gösteriyorum. Yani sizi bir Güzel Sanat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi gibi çok fazla karşılamıyorum doğrusu. Bir parça öyle almakla birlikte sizi aynı zamanda öğrencileriniz için birer emanetçi kabul ediyorum. Onlar adına, yarın onlara bir şey taşımak için, bir şey öğretmek için, bir şey bildirmek için, yarın onların hayatını modellemek için, yarın onların topluma anlamlı bir şekilde kazanımlarını sağlamak için o doğrultuda ben sizin elinizi kolaylaştıracak bilgilerle vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu aldığımız şeyler, bilgiler, estetik dersinde bile olsa en azından sen yarın öğretmenliğe başladığın zaman öğrencine bunu nasıl taşıyacaksın, ne kadar götüreceksin, hangi alanlarda götürmen gerekiyor, o duyguyla hareket etmekte fayda var. Evet, demek ki arkadaşlar bunlar şimdi bilmediğimiz şeyler mi? Sanatçının özellikleri, elbette bildiğimiz şeyler sanatçının özellikleri, değil mi? Alper Polat. Biliyoruz değil mi sanatçının özelliklerini? Sabırlı oluşunu, irdelediğini, meraklı olduğunu, tuttuğunu, kopardığını, değil mi? Ortaya mesajını koymak için uzun uğraşlara gözü kestiğini falan, bunların hepsini aslında biz biliyoruz. Böyle bir ufak bir tekrar yapmamıza sebep oldu bu. Şimdi sanatçı doğada gördüklerini gerek şekil, gerek renk, ses ve gerekse anlatım olarak aynen taklit eden kişi değildir. Evet, biz bunu birçok kere dile getiriyoruz. Sanatçı doğada gördüğünü kopya etmekten çok, değil mi? Bu aynı zamanda yaratıcı anlatıma da giriyor, değil mi? Taklitçi anlatımdan çok yaratıcı anlatıma giriyor. Doğada gördüklerini, dışında gördüklerini değil, birebir taklit etmez. Ne yapar? Kendinden bir şeyler katar. Kendi duygu ve düşüncesine biçim vererek onları gündeme getirir. Sanatçının yapacağı iş böyle bir iştir. Onun görüşü başkadır. Algı ve anlatışı başkadır. Sanatçı yansıtan değil, yaratan kişidir. Yansıtan değil, yaratan kişidir. Dolayısıyla mesaj kodlayan, estetik titreşimleri düzenleyen, bakın mesela buradaki alıntılar şeydendir, Faruk Atalayer'dendir, görsel iletişimde estetik diye kitabından. Mesaj kodlayan, estetik titreşimleri düzenleyen sanatçı, ne yoktan var olmuş ne de özel olarak yeryüzüne büyülü sihirli güçlerle indirilmiş değildir.
O da bizim gibi sıradan, değil mi? Halkın içinde yaşayan, işte annesi babası olan, yemek yiyen, karnı acıkan, evlenen, çocuğu olan zaman zaman, değil mi? Yaşayan bir insandır. Yani mesela Picasso şey demiştir, birçok kendisiyle ilgili yapılan röportajda, Allah Allah bu anlatılan ben miyim? Ya yani öyle abartmışlardı ki mesela Picasso'yu, büyütmüşlerdi ki bazen Picasso'nun kendisi bile o anlatıya itiraz etmişti. Yani bu kadar da abartmayacağım. Ben de bir insanım sonuçta. Yani ne peygamberim ne de efendim gökten özel olarak indirilmiş değilim. Ben de sizin gibi bir insanım demek ister. Sanatçının ne olduğunu kısmen, değil mi? Daha önceki bilgilerimizle de birleştirirsek bir parça vukuf oldu. Sanat yapıtına gelelim. Sanat yapıtı, sanat eserleri ya da diğer bir deyimle, sanatçıların ortaya koydukları estetik objelerdir. Şimdi bu tabir çok enteresan bir tabir. Sanat yapıtları estetik objelerdir diyor. Öyle midir sence? Estetik obje midir? Devam. O konuda kuşku yoktur. Hiç sanat yapıtı gördün mü? Gördün. Nerede gördün mesela? Doğadaki var olan şeyler de dersen o yüzden işin uzun açtın. Ne var? Hocam sanat yani. Ya hiç görmedim. Mesela Osman Hamdi'nin kaplumbağa terbiyecisi bir sanat yapıtı mıdır? Tabii ki bir sanat yapıtı. Sen hiç şiir okudun mu? Şiir gördün mü? Mesela oku bize bir tane. Evet, söyle söyle hadi oku bize bir şiir bakalım hadi. Sanat yapıtı. Çünkü sanat yapıtı derken illa resim, heykel, grafik demiyoruz ki. Şiir, roman, tiyatro, değil mi? Eseri diyoruz. Efendim mimari de şimdi sanat yapıtı olarak görüyoruz değil mi? Acık bu anlamda etrafımıza biraz daha geniş bakalım isterseniz. Böyle çok fazla resim, heykel, grafik bakmayalım. Biraz geniş bakalım. Evet şiir mesela. Yani mesela okuyoruz okumak için. Tamam bir tane hadi. Gelmiyor mu? Kimin aklına geliyor bir şiir? Söyle canım. Ne hasta bekler sabahı, ne taze öleyim mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeli, yokluğunda buldum seni. Bırak yediğimde gönlümü, gelme artık neye yarar. Necip Fazıl kısa kıyım. Necip Fazıl'dan, evet çok güzel. Evet, teşekkür ederiz. Gayet güzel, çok güzel bir şiir hakikaten. Çok anlamlı. Evet. Ben de aklıma gelmedi. Ben Can Yücel'den bir tane Can güzel... Can Yücel'den siz de hocam bu kadar olsanız iyi olur. Evet. Biliyordum ama gelmedi aklıma. Neydi? Hocam bitiriz görevden okudum. Bir öyle açık, öyle seçip ki başucumda bir sen varsın. Bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim. Sidikli kontesim. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Derdim bir sen arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim, süpürge saçlığım. Ne kadar rezil olursa o kadar iyi. Baktığım gökyüzünde bir kırmızı, bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki baş ucunda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dediklerimi. Yalnızlığım benim, işte süpürge saçlığım ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Biraz mealen oldu ama aslında tümünü biliyorum da şu an gelmedi aklıma. Yani mesela bu da bir sanat yapı. Yapıt kavramları yapıdan geliyor ya yapmak, etmek. Belki onu biz bir böyle hani sözel bir boyuta düşünmüyoruz. İfadesel bir boyuta tasavvur etmiyoruz. Bir nesne boyutunda daha çok tasavvur ediyoruz. Bir resim gibi, bir heykel gibi, bir mimari gibi. Ama bir tiyatro eseri de, bir roman da yerine göre değil mi? Bir şiir de sanat yapıtıdır. Böyle bakmak lazım. Demek ki bir kere bizim sanat yapıtı dediğimiz şey, yani bu üç alanla kısıtlı, sınırlı değil. Orada bir kere geniş bakmak lazım. Bir heykel, bir tablo, bir beste, bir bina, bir şiir, roman ve benzeri sanat eseridirler. Sanat eserlerinde onları estetik obje haline getiren bazı özellikler vardır. Biz buna estetik değer diyoruz. Yani sanat eserlerini
ortaya getiren sanat eserine sanat eseri dedirten şey aslında onların bir takım değil mi? Estetik yani güzel üzerine, güzele dair özellikler içermesi. Eğer onda bir takım güzele dair ipuçları, yapılar, emareler, işaretler olmasa biz ona sanat yapıtı diyemeyiz aslında. Onu sanat yapıtı yapan şey bir parçada güzellikten nasibini almış olmasıdır. Bir şeyin sanat eseri sayılabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekir. Sanat yapıtı parçaların belli bir ahenk, düzen ve birlik, bütünlük içinde bir araya gelmesiyle oluşur. Bak mesela, şimdi burada ortaya çıkan şey çok önemli. Demek ki sanat yapıtı bu denli çeşitli olabiliyor ama sanat yapıtı dediğimiz şeyin belli bir ahenkle, belli bir uyumla çoklukta birlik, birlikte teklik düzeni içerisinde ortaya çıkması lazım. Yani sanat yapının içindeki her parça birbiriyle uyumlu, birbiriyle anlamlı ve etkileyici bir tarzda ilişkiye geçmesi gerekir. Öbür türlü, yani bu ne demektir? Biçimle içeriğin birbirini iyi taşıması, iyi örtüşmesi, mesajını bize etkileyici bir şekilde vermesi, efendim, onu sanat yapıtı kadar, estetik bir obje olarak değerlendirmemizi sağlar. Şimdi sanat yapıtının da en azından bu özelliklerini arkadaşlar değinmiş olduk. Sanat yapıtı doğadaki diğer varlıklar gibi herhangi bir varlık değildir. O hayal gücüyle şekillendirilmiş kendine özgü özel bir varlıktır. Sanat yapıtı kendisine yönelen alımlayıcı için bir değer taşır. Şimdi hakikaten sanat yapıtını bakın özelliklerini sayıyoruz. Doğadaki herhangi bir varlık değil sanat yapıtı. Bazen doğadan seçilmiş bir varlık bile olsa doğadaki herhangi bir varlık değil. Sen bir taşı bulursun, üstündeki benekler, çizgiler, renkler, dokular o kadar hoşuna gider ki çok beğenirsin. O da senin için bir sanat yapıtı olabilir. O da bir sanat yapıtı olabilir. Buna ne deniyor? Şeyde, estetikte buluntu obje. Buluntu obje. Diğer bir adıyla object trouvé. Object trouvé deniyor. Yani aslı şu. Adam diyor ki sanatçı kişilik, yani estetik suje ilgisini belli bir çıkar gözetmeksizin, ticari işte ekonomik, seksüel neyse bir çıkar gözetmeksizin ilgisini bir objeye yönelttiği zaman isterse o obje doğaya ait olsun. İnsan hali değmemiş olsun. O obje artık bir sanat yapıtıdır ve estetik bir objedir. Evet, bu çok önemli arkadaşlar bizim için. Bir de bunu tersinden düşünelim. Eğer sen o estetik objeyi sen kurmuşsan, şimdi hazır olanı buluyorsun. Bir de senin kurduğunu düşün o objeyi. İşte o zaman da diyor, o objeyi kuran biçim, içerik, renk, doku, şekil, boşluk, doluluk tıpkı bir saatin içindeki düzenek gibi tıkır tıkır işlemek zorundadır. Nasıl işleyecek? Mesaj, anlam, tema, ana fikir biçimde kendini ortaya koymalıdır, dile gelmelidir. Ve biçimle içerik arasında bir zıtlaşma, tersleşme olmamalıdır. Bunu yaparken eğer, yani herkes şarkı söyler ama bu şarkıyı da makamına, efendim tınısına, melodisine, vurgularına, ezgiye uyarak söylerse biri ne olur? O zaman çok daha üstün bir etki ortaya çıkar. Sanat yapıtının ortaya çıkabilmesi için arkadaşlar bu uyuma, ahenge, çoklukta birlik, birlikte teklik. Çünkü sanat yapıtı içinde birçok şeyi barındırıyor. Bu birçok şeyin bir şeyi, içeriği dinlendirmesi gerekiyor. İçeriği ortaya çıkartması gerekiyor. Yani deyim yerindeyse sanat yapıtı içine elimize gelen her şeyi tıktığımız boş bir çuval değil. Oraya girecek olan her bir parçanın diğerleriyle bağlantı kurması ve bizim niyetimizi dinlendirmesi gerekiyor. Biz sanat yapıtını da böyle bir varlık olarak kavruyoruz arkadaşlar.